deneysel performanslarından birini bekliyoruz kendisinden. Cesaretli tercihler, aldığı riskler tabii ki onu bazı zamanlarda zor durumda bıraksa da yine de yarıştaki istikrarlı ilerleyişini sürdürüyor. Bakalım nasıl bir hayal gücüyle çıkacak karşımıza Ezgi Ünal podyum. Nereye gidiyorsun? Ben veterinerim. Baksana, evet. Jüpiter'de olsun. Tamam. Onun semineri var. Orada depiliyor. Seminere gidiyor. Sen mi anlatacaksın? Evet. Gel bakalım. Küçük bir defilemizde söz konusu. Nurcan. Yani elbisen çok farklı, güzel olmuş. Sana da yakışmış. Ben sadece makyajını hiç beğenmedim. Çok yani çok garip göstermiş yüzünü. Sakal gibi aslında görünüyor. Aslında ben de böyle sizinkisi gibi maske gibiydi. Sizden önce oturuyordum zaten orada. Ama evet, orada da işte aynı şey mesela. Seninki aslında farklı olacaktı. Bizimkisi bambaşka oldu. Keşke yani yapsaydın. İşte sen. O an hani böyle herkes de bir an maske gibi görünce hani dedim değişik bir şeyler yapalım. Onda da böyle bir şey çıktı. Ama defilelerde bu tarz makyajlar daha böyle natürel kullanılıyor. Hani ben de öyle bir şey deneyeyim dedim. Nazlı. Ben beğendim ama üzerindekini evet ben de biraz daha böyle kabarık. İşte içinde aslında çok elyaf var. İlk aldığımda şöyleydi ama... Daha fazla isterim. Kafan güzel. Makyajın aslında değişik olmuş ama yani güzelliğine ödün vermişsin. Ama güzel yani. Farklısın. Ben beğendim seni. Teşekkür ederim. Nihal. Kıyafetini birazcık daha böyle karışık yapabilirdin hani. Biraz düzenli olmuş. Böyle daha kabarık durabilirdin. Çünkü senin vücudun uygun. Bacakların ve kolların çok ince. Onun dışında ben makyajını ve saçını da uygun buldum. Teşekkür ederim. Hazır mısın Ezgi'ciğim? İçebilirsin. Nereye gidiyorsunuz? Ay. Ne yapmış gözüm de görmüyor. Bu sefer gerçekten hala bir karar vermiş değilim. Veremiyorum yani. Güzel görünüyorsun ama ben hep diyorum ya... Yaşına uygun, daha böyle modern şeyler kullanın. Bana çok zor geliyor çocuklar bu sonda oturmak. Herhalde artık ortalara geçmek istiyorum. Aralarda oturmak istiyorum. Yani ya da farklı farklı. Ay ya benim yerimde olsanız ne yapacaksınız? En birinci ben konuşuyorum. Ezgi. Efendim? Olarsın ya. İnanmalı mıyım? Yani resmen kendimi yurt dışında defilede zannettim. Çok etkilendim. O kalın çorapla, o yılanları, o goldu, yeşil goldu. Nasıl snobe etmişsin biliyor musun? Seni tebrik ediyorum. O çorabın kalınlığı değil mi Ivana? 200'den. İşte öyle. O denler çok önemli. Müthiş bir şey. Tabii burada marka veremiyoruz. Ben o markayı biliyorum o defilelerinde. O saçın, o kafan, o makyajın, o eldivenler. Çok şey yok ama o kadar çok şey var ki. O kadar çok şey var ki seni hakikaten bütün kalbimle tebrik ediyorum. Sen kostümle gelmedin buraya. Bu bir kostüm değil. Teşekkür ederim. Kim bu karşımdaki? Tanımadım. Çok çok iyi görünüyorsun. Yani hani üstünde böyle boğum boğum kalın bir şey olmasına rağmen benim bu kadarcık. Yani ne diyeyim?
fashion, moda fışkırıyor üstünden. Tam böyle bir podyumdan fırlamış gibisin. Teşekkür ederim. Hep diyoruz ya, avantgard, farklı, uçuş, değişik. Ama tekrar moda, tekrar şey olmalı. Hakikaten çoğu kızlar kostüm gibi giymiş görünüyor. Ama sen podyuma fırlatan gibi görüyorsun ve avantgard dibinden vurdun. 10-10-10. Çok teşekkür ederim. Ezgi, zaten bu yarışma bitince sen de Özden de kesin mankenlik yapacaksınız diye düşünüyorum. Ne söyleyeyim ki sana? Arkadaş, son zaten puan bende şu anda çok önemli. Arkadaşlarım evet, gerekeni söyledi. Benim anladığım, ki bu kadar defile yaptım, avantgard. Arkadaşlarına da verdim tabii ki 10, güzel demek. Benim anladığım avantgard işte bu. Ben hep bu avantgard denildiği zaman bunu anlıyordum. Çiçek çıktı. 10. Evet, çok teşekkür ederim. Güle güle. Evet, bir 40 puan daha. Gece üçledik galiba 40 puan, değil mi? Allah, 10 bin lira kimin olacak? Burada da bir rekabet var. Sonrasında kim gitti, kim kaldı? Bugün şenlikliyiz. Gerçekten enteresan bir gala gecesi yaşıyoruz. Avantgard. Bayağı bonkör davrandınız ya da hakikaten onlar çok iyi geldiler. Çok emek var. Onun hakkını veriyoruz yani evet, sonuçta. Her hafta böyle olmuyor evet, ama bu hafta 3 kişi çok başarılıydı. Kesinlikle bakalım, öyle düşünüyorum ben de. Peki bakalım kim kazanacak? Yine zor karar. Kendinize zorluk çıkarıyorsunuz. Evet. kararlar vereceksiniz. Bakalım ne olacak? Efendim, podyumu kapatıyoruz. Az sonra söz sizde olacak. Eleme potasının gediklisi, her defasında oradan geri dönen ve de konseptin tadını doya doya çıkaran aynı zamanda. Bakalım nasıl bir hayal gücüyle karşımıza çıkacak? Avantgard mı değil mi? Nihal Can'dan podyumda.